Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz ve kendisine dün Kadıköy'de oynanan dev derbiyi soracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kadıköy'de dev bir derbi gerçekleşti ve biz biraz gollü beklerken aslında çok dengeli bir oyun vardı. Gol sesi de çıkmadı. Birer puanla iki takım da sahadan ayrıldı. Neler söylersiniz? Bir defa dev kelimesini kabul etmiyorum artık. Son yıllarda bunu söylemeden geçemem. Hani dünyanın 8. büyük derbisi falan, hiçbirimizi kandırmayalım. Oynanan oyuna bakıyoruz, futbola bakıyoruz, atmosfere bakıyoruz. Ya neresinden bakarsak bakalım dünyanın sayılı derbilerinden bir tanesi Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe derbisi diyemiyorum artık. Çünkü futbolun takım içindeki kadro değerlerine bakıyoruz. Oyunculara bakıyoruz bireysel olarak. Dün izledik, biz ne izledik diyorum. Milyon euroluk kadrolar. Bu iki takımın başına iki tane farklı teknik direktör getirelim Avrupa'dan. İsimler önemli değil. A ismi, B ismi. Sadece birer maçlığına. Dün akşam öyle bir maç izlerdik ki oyunun sadece 43 dakika sahada kalması değil Ceren. Belki 90 dakikalık bölümde 80 dakika futbol top sahada kalabilir diye oyun anlamında. İki tane de teknik adam. Berabere bitirelim. Ben yenilmeyeyim. Mağlup olmayayım. Fenerbahçe evinde maç öncesi kağıt üzerinde favori olarak ben Fenerbahçe'nin olduğunu söyledim. Çünkü daha kompakt futbol oynayan, daha birbirini tanımlayan. Galatasaray'da Sanchez'in eksikliği vardı. Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği vardı. 50 bin kişinin önünde oynuyor. Muhteşem bir seyirci baskısı. Ama bir tarafa bakıyorsun İsmail Kartal, bir tarafa bakıyorsun Okan Buruk. Galatasaray beraberliğe sevindi mi? Lider hala Fenerbahçe olmasına rağmen deplasmanda oynadığı için bence açıkçası yani kazanacağı bir maçı beraberlikte kalmanın sevinmesini çok fazla değil. Hiçbir Galatasaraylı belki de çünkü Fenerbahçe beraberliğine sevinmemiştir. Sevinen olmuştur. Hiçbir Galatasaraylı demedim ama oynanan futbol kimi tatmin etti dersen hiç kimseyi tatmin etmedi. Maç sonrası açıklamalara bakıyorum. İki teknik adamın da ben şu olsaydı kazanacaktım, bu olsaydı. Bir tane şutun var ya. Nasıl yani olsaydı kazanacaktım, bu olsaydı kazanacaktım. Penaltı pozisyonu var. İyi ki konuşabilecek, tartışabilecek bir penaltı pozisyonu var. İyi ki o var. Tartışacak bir pozisyon yok. Net penaltı. Kırmızı kartı tartışırım. Eğer o olmadı. Icardi'nin gözündeki morluğa ne diyeceksiniz? İsmail Hoca direğe çarptığını söylüyor. Okan Hoca ise başka fikirde. Dünya futbol üzerinde futbolu bıraktık. O da mesela futbolla değil, Icardi'nin o gözünün morarmışlığı İtalya basında yer aldı. Orada haber oldu. Sonra tekrardan Dzeko buradan o habere karşı biz direğe çarptığını ifade etti. Futbolun dışında neler konuşuyoruz bakar mısınız? Ya ben buna kızıyorum. Biz dünyanın eğer 8. büyük derbisi diyorsak futbolu konuşmamız lazım. Icardi'nin gözündeki morarlık direğe mi çarptı, dirsek teması mı diye. Yani aslında baktığınız zaman bunlar çok üzücü şeyler. Futbol adına hiçbir şey konuşmuyoruz. O penaltı pozisyonu olmamış olsa konuşulabilecek en ufak pozisyon yok. Szymański'nin bir tane şutu var. Barış Abdülkadir Bardakçı'nın bir karambol topu var. Kaleciler yattı mı? Yatmadı. Bir tane belki geri pasında bir yatarak, o da tam yarı geri pasında bir üstlere aldı. Ya böyle bir derbi kabul etmiyorum. Hocaların ikisinin de maça başlarken tedirgin, ikisinin de beraberliğe razı. Gerçek Fenerbahçe Galatasaray maçını Cuma akşamı Arabistan'da Süper Kupa maçında göreceğiz. Çünkü orada gol sesi çıkacak. Ama penaltıyla çıkacak. Ama normal gollerle olacak. O maçın kazananı olacak. Bunu artık böyle bu maçın öncesinde bir antrenman karşılaşması olarak bile kabul etmiyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçları son yıllarda keyif vermiyor. Futbol severler gelip 20 bin lira maça bilet verip giriyor ya. Dün beraberdik giderken ben buradan yayından çıktım. Son yılların en keyifli maçını izleyeceğim dedim. Çünkü kadro karşılaştırması yaptığımız zaman o kadar güzel ayaklar var ki, o kadar usta ayaklar var ki dedik. Ama çok hayal kırıklığına dönülen bir maç oldu yine. Kadıköy'deki son yıllardaki maçta da Galatasaray mesela son 2 senede Fenerbahçe'den gol yemiyor. Yani adı derbi değil mi? Dün de yemedi. 3-0, 3-0. Dün de 0-0 berabere bitti. Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da futbol olarak çok büyük keyif almamıştır dün akşam. Peki çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteydik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın.